Her şey buraya kadarmış. Sefalet bitti. Rezillik bitti. Eziklik bitti. Fakirlik bitti. Ceren'in çilesi bitti artık. Bitti. Ceren Karaçay'ın sefası başlayacak. Sefası. Canım. Kuğu gibi olmuşsun. Ya. Gerçekten mi? Öyle oldum vallahi. Vallahi öyle oldum. Dur, dur bakayım şöyle güzel gelinime ben bir. Ne yalan söyleyeyim. Başta gelinliği emrivaki aldın diye çok gıcık oldum sana. Ama sonra geçti. Çok yakıştı. Ay ben sanki birazdan nikah masasına oturacakmışım gibi hissediyorum. Sanki. Şey yapayım o zaman, prova bitti. Ben gelinliğimi çıkartayım. Daha bir sürü mekan var. Biz mekan gezmeye başlayalım. Çırağına da bakalım mı, ne olur. Gel. Bakalım nereden başlayacağız? Gel. Geleyim. Gel. Geleyim. Aa bu arada az önce kapı çaldı. Kim geldi? Senin için tatlım bugün. Her şey senin için. Benim için mi? Evet. Yoksa beni bir sürpriz daha mı bekliyor? Yukarıda. Yukarıda çok büyük bir sürpriz var. Bir dakika. Şu dekoratör olayı yalan değil, değil mi? Zaten Cenk'le bana bir yatak odası lazım. Ben bu yatak odasını beğenmiyorum. Burası bana birazcık küçük geliyor. Ay yoksa biz sizin odanıza mı geçsek ya? Ay yok, olmaz öyle. Öyle de ayıp olur. Ama bak ben senin de uyuz oğlunu şu kadarcık tanıyorsam o burada durmak istemez. Sonuçta ev üstünde kurulmaz değil mi yani? Yoksa... Ay yoksa emlakçı mı geldi? Biz ev mi bakacağız şu an? Ne yapacağız? Ay vallahi kocam nereyi beğenirse ben de orayı dermişim. Şöyle güzel bir yalı yavrusuna asla hayır demem. Benden sana küçük bitiyor. Bence kocam buradan ayrılmak istemez. Ha. Baba ocağında kalır diyorsun yani. Gibi. Gibi. Hadi prenses. Hadi kum benim. Çok güzel oldun. Gel. Gel. Biz çatı katına geldik. Evet çünkü sana büyük bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Sürpriz.